Selamlar arkadaşlar. Daha önceki oluşturduğumuz portföylere bir göz atalım. 0423 demiştik. 2023'ün son çeyreği için oluşturduğumuz portföyde %5,8 getiri var. 01-2024 yani 01-2024 ne demek? 2024'ün ilk çeyreği için oluşturduğumuz portföyde %19,2 getiri var arkadaşlar. Bunu Ocak 2 itibariyle oluşturduk. 2023 Ocağın 3'ünde de size çok önemli uyarılarda bulunmuştum. Borsadan çıkın diye. Borsa tepe taklak gelecek diye. Bu sefer 2024'ün Ocağında 0124 portföyümüzü oluşturduk. Yani bu düşerken oluşturduğumuz portföydü galiba. Bu da artık diplerde, hemen hemen dipte, ne zaman? 2 Ocak'ta oluşturduğumuz. Hemen bir bakalım. Portföy 2 Ocak'ta borsa neymiş onu da görelim. 2 Ocak'ta neredeymiş borsa? 2 Ocak şurada oluşturmuştuk. Evet. Orada bir portföy oluşturmuştuk. Orada %20 kadar, %14 yükselmiş biz. Evet. Evet arkadaşlar, 10 gün önce galiba borsaya girdik. Tam da bilmiyorum, bir 10 gün olmuştur. Ne aldık ne sattık? 20-30 tane hisse aldık. Böyle şu an için borsaya dalmış bulunuyoruz. Peki şimdi bakın, işbir almıştık. İşbirden bahsetmiştim size. İşbir Maçko demiştim. Maçko yükseldi, geri düştü. Burada bir oyun oynanıyor. Önemli olan geri düşmesi değil arkadaşlar. Önemli olan hacimdir. Hacim iyi ise düşebilir. Biz zaten hani yüksekten, zirveden almadık. İşbir ile Maçko'yu yakın takip almıştık. İşbir'i almıştık. Yani yani 95, hanım aldı. 95'lerden almıştı bunu. O birazcık harekete başladı sanki işbir. Şimdi dolar TL biz biliyorsunuz kaldıraçlı olarak 1'e 4 kaldıraç yapmıştık dolar TL'de. Dolar TL'de namussuz düşüyor. Yani düşüyor. Düşsün bakalım nereye düşecekse. Ama spot dolar düşmüyor arkadaşlar. Bizim yatırım yaptığımız dolar düşüyor. Onu göstereyim mi size? USD TR'ye vadeli diye bakıyoruz. Türk borsasına bakacağız. Hangisi o bizim 2024? Mayıs, April, şu. Şuraya, evet, bakın gördüğünüz gibi nasıl düştü. Yani bizim maliyetimizin altına indi arkadaşlar. Bizim maliyetimiz şuralarda, altılarda. Şu altılarda bu bayağı bir düştü. Bu burada dip yaptığını gösteriyor zaten. Bundan sonra tekrar düzelir. Bakın burada bir dip yapmış. Burada yine düşmüş. Bu olabiliyor arkadaşlar. Önemli olan seçimden sonraki davranışı. Bu bazen düşer, bazen yükselir. Bakın çok düşük olduğu yerler de vardır. Bakın buralarda daha düşükmüş. 27'liymiş. Tabii ki günün durumuna göre çıkıyor ya da düşüyor. Evet, şimdi dolar TL şu şekilde 30,447 diyor. Borsaya bakalım istiyorsanız, borsanın durumunda. Borsada bir anormallik yok arkadaşlar. Hani efendim Merkez Bankası Başkanı alınıyormuş, görevden şu oluyormuş, bu oluyormuş. Onu geçin siz. Bir öncesinde zaten biz borsanın içindeydik, Naci Ağbal olayında. Orada şöyle bir uyumsuzluk oldu. Göstersek burayı. Naci Ağbal olayı şurdu zannedersem. Bakın burada bir kırmızı alarm oluştu. Bizim burada satma şeyimiz var ama biz bu sisteme geçmediğimiz için bunu göremedik. Bir iki gün içinde tap 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 gitti. Şimdi bu tarafta tekrar toparlandı ama o zaman çok büyük bir şekilde tokat yemiştik biz. Ondan sonra akıllandık zaten. Şuralarda ben sistemi kurdum. Buralarda sistem, ondan sonra sistemle çalışmaya başladım. Yoksa sistemsiz olmuyor arkadaşlar. Ha, şu an yine aynı bir şekilde Merkez Başkanı görevden alındı. Aynı şekilde bakın burada bir alarm var mı? Alarm yok. Alarm yoksa bir şey yapmanıza gerek var mı? Yok. Şimdi yani sizin burada bilmediğiniz birçok şey var. Onlardan da bahsedebiliriz. Mesela biz bunu zaten öngörüyorduk arkadaşlar. Niye öngörüyorduk? Bakın Merkez Bankası Başkanı'nınla ilgili haberler yapılıyor. Çocuğu, annesi, babası, danası, kızı, vanası, manası. Şimdi arkadaşlar o Merkez Bankası Başkanı çıkıp da biri
ona haber yapacak ve Türkiye'nin itibarını sarsacak. He? Onu sallandırırlar arkadaşlar. O haberciyi var ya, bacağından tutup sallandırırlar. O haberi yaptıran, yandaş medyaya yaptıran hükümettir. Yani haberi yaptıran, o haberleri yaptıran, onları karalama, lekeleme işlemini yapan zaten kendileri. Öbür taraftan kendileri görevden alamıyor. Ne yapıyorlar bu sefer? Ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu sefer kendi gitsin diye bakıyorlar. Yani öbür taraftan bir operasyon çekiliyor Merkez Bankası Başkanı'ndan. Öbür taraftan başka şey yapıyor. Zaten Merkez Bankası Başkanı öyle çok, yani çok, yani ben şey görmüyordum, yani bir gelecek görmüyordum. Amerika'daki batan bankalarla ismi özdeş. Yani o bankalara batırdı mı, batmasına mı neden oldu, ne oldu? Oradan buraya geldi, burada bir şey mi yaptı? Buradaki enflasyonu alıp başını gitti enflasyon. Yani geldiğinde enflasyon düşüktü, şimdi enflasyon katlandı. Yani çok iyi bir konuma mı geldik? Kaç aydır bekliyorsun? Zaten ben yani şey olarak bir şey göremiyordum. Yani ne oluyordu? Bir öncekinin iyisiydi sadece. Ancak yapılması gerekenlerin hiçbirini yapmamıştı bana göre. Yani onu oraya gelip de faizi bir anda %60'a 70'e getirmesi gerekirken bunları yapmamıştı. Böyle bekle anam bekle. Bekletti. Aylarca bizi bekletti arkadaşlar. Bu enflasyonun yükselmesine izin verdiler. Onun için ben başarılı bulmuyorum kendisini. Bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan o haberler yapılamazdı. Bir şekilde onlar kendi kendine karar vermişler. Ancak bu şekilde değil de karşı taraf istifa dilekçesi sunsun diye beklemişler. Tabii ki bir iki gün önce bu istifa dilekçesi geldi. Zaten bilmeyeceğimiz, öngörmediğimiz bir şey değildi. Bu zaten olacaktı. Ama direkt Cumhurbaşkanı alsaydı görevde o daha kötü olurdu. Şu an kendi isteğiyle çıktığı için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten sıkıntı olsaydı biz burada anlardık. Yani anlardık. Nasıl anlardık? Şimdi ne olurdu arkadaşlar? Eğer hani şey olsaydı burada birileri duyardı bunu. Hükümet yandaşı, borsada paraları olan birileri duyardı. Borsa sallanmaya başlardı. Deprem olmaya başlardı. Öncüler gelmeye başlardı. Orada biz bir şeylerin yanlış gittiğini anlardık. Yani artık bu niye? O adamlar daha önce bilgiyi alıyor, satıyorlar, düşürüyorlar, bir şey yapıyorlar. Orada bir anomali başlıyor. O anomaliyi sezdiğin zaman ha, sen de o zaman çıkacaksın. Eğer çıkmıyorum ben dersen yanıverirsin. Yanarsın, öyle bir yanarsın ki. Onun için arkadaşlar şu an için bir anormal bir şey gözükmüyor. Ha, düşer kalkar. Zaten beklentiler de öyle. Yani bizim burada beklenti Hafize Gaye Erkan değil. Beklenti Bakan Şimşek. Her şey Şimşek'ten bekleniyor. Şimdi burada Şimşek'in yönettiği bir koro varsa, Şimşek görevdeyse bir sıkıntı yok arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bu şeye benzetemeyiz bunu. Yani diğer Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına, bu zaten görevden alınma değil. Merkez Bankası Başkanı kendi istediği görevden çekilmeyi. Onun için hani bir korkulacak bir durum yok. BIST 100, bu BIST 30 bir haftadır kırmızı alarm veriyor. Yani büyük hisseler kırmızı alarm veriyor ama yani her gün yeni bir şey oluyor. Birileri mi giriyor artık ne oluyorsa hep kırmızı alarm veriyor ama bir üstte kapatıyor. Vadeliye bakayım. Bakın vadeli o kadar çok değişmiş ki günlükte bakmak istiyorum vadeliye. Günlükte bakalım. Bakalım şu saat 21.17'de çok büyük düşmüş sonra kalkmış bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın hallere bakın. Çok büyük bir düşüş yapıyor ama sonra toparlıyor. Yani demek ki orada bunlar duydu, gördü, hepsi bildi yani. Orada işi hallettiler yani artık daha da fazla düşürmeyelim, toparlayalım dediler. Evet arkadaşlar bu şekilde öyle hani bir anormal bir şey yok. Yatırım yaptığımız hisselere şöyle not aldık. Simpaş bir yıllıktan bakalım. Simpaş ben Halk GYO'ya yatırım yaptım bu sefer arkadaşlar. Bir 5-10 gün önce giriş yaptım. Eşim Simpaş'ta devam ediyor. Tekrar aldı. Doğaş almadık. Odaş aldık. Odaş aldık.
Alarko almadık zannedersem. Bileciği aldık. İsmen İhtas ev aletleri aldık. Şuralardan aldık. Bu kendi kendine yükseldi diye. Info değil, İsmen aldık. Osmen de almadık. GSD Denizcilik, Aygaz, Cemtes aldık. Kütahya Şeker aldık. Parkme, Ege Gübre. Arası aldık mı? Bilmiyorum. Tofaş almadık. Ünlü almadık. Makine takım güzel gitti. Alsaydık keşke. Oyakçı almışık. Deva var. Gentes'i almadık. Fuji aldık. Vespe aldık. Denge mobilya almadık galiba. Tukaş aldık. Desa var galiba. Trabzon aldık. Kua var. Gedza var. Bunları sıradan aldık. Koza A var. E-Plus almadık galiba. Konka. Evet, Konka aldık. Aksa aldık mı hiç bilmiyorum. Canta aldık. Bunları da alabilirdik de şu yataş falan çok gitti. Onun yerine işte iş bir yataş yerine. Galata Wind, Kalekim ekledik. Bunlar hepsi güzel şirket. Sasa'yı da en son takibi almıştık biliyorsunuz. Burada faiz oranları da var arkadaşlar. Tahvil faizleri bunlar da çok önemli. Mesela 3 yıllık tahviller şurada şey yaptı. Bayağı bir sert geri çekildi. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Birileri tahvilleri satıp kaçıyor demek. Yani borsadan çıkıyor. Yani borsa demişim. Türk şeyinden çıkıyor gibi. Geri sert bir çekiliş yaptı. O önemli olan bizim 10 yıllıklar arkadaşlar. 10 yıllıkların yani 10 yılın faizini göstereyim ben size. 10 yılın faiz üzerinden bakalım. Yani yabancılar muhtemelen böyle 30'lara gelince, yani burada şu zirvelere gelince tekrar giriş yapacak. Bana öyle geliyor. Şimdi biraz daha şey yapacaklar, böyle bir tedirginlik hali olacak. Ama yine bu yükselecek bir noktada. Yabancılar 30-35 bandında Türkiye'ye giriş yapacak. Tabii ki bu 30-35 bandına gelirken dolar TL de yükselecek yani. Ben oralarda girişlerin olacaklarını düşünüyorum. Burada İSSEM vardı bizim takipte olduğumuz. Orma vardı. Orma çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Birazcık spekülasyon hissesi. Evet, bizim burada yatırım yaptıklarımız bu şekilde. Banka ve diğerlerine bakarsak şöyle. Buralarda direnç var. GYO'larda bir direnç yok halen. GYO'lar tutulabilir. Sanayi endeksinde bir direnç yok halen. Tutulabilir. BIST 30'da bir direnç var arkadaşlar. Yani buralarda büyük şirketlere satış gelebilir. Ancak BIST 100 de bir direnç yok. Onun için burada GYO ve sanayi daha devam eder. Yani GYO'larda bizim burada halk GYO var. Zaten burada da direnç gözükmüyor. Yani girip geri çekiliyor ama ertesi gün yine daha büyüğünü yapıyor. Simpaş var. Simpaş da buralarda bir direnç. Onda da gözükmüyor. Özak zaten aldı başını gidiyor. Bunda bir direnç var. Akfen'de onda bir şey yok. O da yükselebilir. Evet arkadaşlar, herkesin iyi günler.